Bahadır. Gözün kulağın kapıda olsun. Hazır evde kimse yokken ben annemin odasına gidip o zarfı alacağım. Çabuk ol yalnız. Bak birazdan işe gideceğim. Aysel ablacığım, bir iki dilim daha kızarmış ekmek alabilir miyim? Nereye kayboldu bu? Neredesin Allah'ın cezası? Yok, yok, yok. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Dikkatsizliğinin nelere yol açtığını görüyorsun değil mi? Senin yüzünden Allah'ın belası bir zarfı arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Evin her köşesine, her yerine baktım. Yok, yok, yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ne oldu Hülya Hanım? Bir kabahat mi işledi Aslı? Eğer bir kusur varsa ben onun cezasını veririm. Gerek yok, gerek yok. Ben ona gereken her şeyi söyledim. Şu anda ne sana ne kızına laf anlaşık halde değilim. Onlar ne anne? Ülvi Hanım'a gelen zarflar işe yaramıyormuş. At çöpe dedi. Ülvi Hanım geldi mi? Ben duymadım geldiğini. Az önce geldi, odasına geçti. Sen öyle işine bak, her şeyi merak etme. Sana da 40 kere söyledim ki şu kadından uzak dur diye. Ne oldu, ne istiyormuş? Neden o kadar bağırdı sana? Aman anne ya, Hülya Hanım'ı bilmiyormuş gibi konuşma sen de. Niye damarına basıyorsun ki kadının? Ne yaptın yine? Hiçbir şey yapmadım. Bir tane objesi vardı, kurumuştu. Niye bana sormadan attın diyor. Önemli bir şey değil yani, sen boş ver. Ben şu banyo havlularını değiştireyim de sonra onun da lafını sözünü etmesin. Hülya Hanım. Hülya. Ne var Aslı? Ne öyle hırsız gibi sokuluyorsun? Zarfı buldum. Ne diyorsun? E hani nerede? Mutfakta. Annem diğer zarflarla birlikte çöpe attı şimdi. Ama annem hala mutfakta, o yüzden dikkat çekmek istemedim. Çıksın hemen alıp getireceğim size, merak etmeyin. Aptalsın Aslı. Süzme aptal. İnsan bir bahaneyle o zarfı alıp gelmez mi? Çöpteymiş. Şimdi gidip hemen o zarfı alıp geliyorsun. Ben de senin salonda bekliyorum. Yürü. İnşallah düşündüğüm gibidir. Ne olur beni Ömer'in yanına götür Çıta, ne olur. Zarf nerede? Zarf gitmiş. Nereye gitmiş? Aslı nasıl gitmiş? Şey Hülya Hanım, ben size haber vermek için yanınıza geldiğimde... Aslı çatlatma insanı. Yanıma geldiğinde ne oldu? Annem çöpleri bahçeye çıkarmış. Bir günde bensiz bir iş halledin. Şimdi işin gücün yoksa git çöpten zarfa yıkla. Bahadır. Sen işe gitmemiş miydin? Niye döndün? Annem arayıp çağırdı da. Annem mi? Annem evde mi? Benim niye haberim yok? Ah kahretsin. Var ya, olanları öğrenirse yandık ki ne yandık Bahadır. Bilmiyorum. Senin ne işin var burada ya? Yoksa sen beni mi takip ediyorsun?
Yapacak daha önemli işlerin yok mu senin? Bırak da neyi ne zaman yapacağıma ben karar vereyim. Ömer'in nerede olduğunu bildiğini düşünüyorum. Kardeşimin nerede olduğunu bilseydim şurada şu saçma yerde bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Ne yapmaya çalıştığını söyleyecek misin? Nedir bu esrarengiz tavırlar? Bak, şu giden çocuk var ya, az önce takip ettiğim çocuk. Bilmiyorum fark ettin mi ama Ömer'in arkadaşı. Yani? Ömer'i buralarda bir yere saklamış olabilir. Bir tuhaf davranıyordu. Tuhaf derken? Şimdi sana uzun uzun anlatamayacağım. Bir şeyler gizlediğini düşünüyorum. O yüzden takip ettim. Oldu mu? Yeterli bir cevap mı? Neden güveneyim sana? İnan o kadar umurumda değil ki. O kadar yani. Şimdi izninle çıtayı kaçırmamam lazım. Çıta? Çocuğa kendi aramızda öyle diyoruz. Oldu mu? Ayrıca sen gelme. Ömer seni görünce korkup kaçabilir. Neler yaptın çocuğa? Seni görünce kaçmayacak da beni görünce mi kaçacak? Bırak Allah aşkına. Evin önüne kadar gelmiş, içeri bile girmemiş. Bak bir kere daha söylüyorum. Seni burada kalman en iyisi. Hiç boşuna nefesini tüketme, geliyorum. Üf, ne inatçı çıktın sen ya? Nereye gitti ya? Allah Allah. Ömer! Ömer! Çıta! Ömer! Çıta! Ömer nerede ablacığım? Ömer'im nerede? Ben nereden bileyim Meryem abla? E ne yapıyorsun o zaman burada? Barakadan beri seni takip ediyorum. Ceketinin cebine ekmek koyduğunu da gördüm. Yalvarırım söyle, nerede Ömer? Ya tamam söyleyeceğim ama kızma. Tamam kızmayacağım, söyle hadi. Buradaydı değil mi? Ben getirdim onu buraya, sakladım. Ne zaman oldu bu delikanlı? Dün gece. Sonra bizim kuşlarla yiyecek mi yiyecek getirdik. Battaniye falan. Kuşlar? Çocukları diyor. Yani bütün gece buradaydı öyle mi? Ah Ömer'im ya, ah ablacığım. Bugün de yiyecek bir şeyler getirdin değil mi? Aynen öyle abi. Getirdim ama bulamadım. Kuş olup uçtu galiba. Nereye gitti bilmiyorum valla. Çıta, lütfen doğru söyle ablacığım. Bak o daha çok küçük. Hem astımı da var biliyorsun. İlacı da yanında yok. Eğer vaktinde yetişmezsek çok daha kötü şeyler olabilir. Yalvarırım söyle, nerede saklanıyor Ömer? Yok Meryem abla, vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Buradaydı. Bence yakınlarda bir yerlerdedir. Dedim işte sana, gelme dedim. Belki de seni görünce kaçtı. Konağa götüreceğini biliyordu çünkü. Sanki ben keyfimden konuşuyorum. Varmış işte bir bildiğim, varmış. Kendini böyle mi kandırıyorsun? Ne malum kardeşinin seni görüp de kaçmadığı? Bak, ben bile isteye Ömer'e asla zarar vermem. O benim kardeşim. Neden hiçbir lafın inandırıcı gelmiyor bana? Ön yargılı olduğun için olabilir mi acaba? Ön yargıyla falan alakası yok. Yaptıkların ortada. Sakın yine hırsızlık falan diye başlama. Hiç sırası değil, hiç. Kardeşin ne kadara sattığını bilmiyorum ama yine de para karşılığında konağa bıraktın, öyle değil mi? Bak,
Açıklayamıyorum ama gerçekten haklı sebeplerim vardı. Öyle mi? Yani bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir acaba? Ya işte dedim ya, anlatamıyorum ama haklı sebeplerim var. Masal anlatma bana. Ömer'in kaçmasına hiç şaşırmadım. Sana güvenmemek de çok haklı. Bak, şu andaki tek derdim Ömer'i sağ salim bulmak. Onu sana asla bırakmamalıydım. Ama alacağım onu senden. Bedeli ne olursa olsun kardeşimi senden alacağım. Alo. Efendim komiserim. Levent Metehanoğlu ben. Geçen günkü çocuk için aramıştım. Ömer. Evet evet Ömer Çelik. Yok demek. Teşekkür ederim. Ömer. Nereye gitti ya? Buradayım. Neredeydin sen abisi? Ablam var. Ha anladım. Ablanı görünce saklandım. Sen bayağı küsmüşsün ablana belli. Al bak bunu getirdim sana. Ye hadi. Yok yok sen ye, ben tokum. Sen de amma uyanık mısın ha? Ne zaman gördün de saklandın? Ben bile görmedim seni. Bak artık buralarda kalamazsın. Hem açığa çıktık hem de soğuk. Hasta olursun. En iyisi baraka ama. Bak ne yapalım? Ne? Sen en iyisi saklan yine. Ben millet çekilince barakaya götürürüm seni, tamam? Çita. Hiç kimseye söyleme. Dilsiz, minik. Onlara söyleyeyim mi? Anneciğim nasılsın? Hiç iyi değilim oğlum. Kötü bir şeyiniz yoktur inşallah anneciğim. Afiyettesinizdir inşallah. Sizinle önemli bir şey konuşacağım. Hülya sen de şöyle otur lütfen. Neriman anne. Doğan abi. Tamamdır gidip Ömer'i getireyim. Çita. Meryem abla. Aslında buraya bakmıştım ama bir daha bakayım dedim. İyi yapmışsın abla. Yok değil mi Ömer, gelmemiş. Kimseye söyleme. Yok Meryem abla, ne işi var onun burada? Ne bileyim, hani size düşkün ya, belki gelmiştir dedim. Bak ablacığım tekrar söylüyorum, eğer görürsen haber ver olur mu? Üzmezsin ablanı değil mi? Ayıpsın Meryem abla, ne zaman üzdük ki seni? Ömer'in nerede olduğunu sakladın ya, keşke söyleseydin. Ya yaptık işte öyle bir hata. Neyse, yine de çok sağ ol. Eğer sen battaniye falan götürmeseydin geceyi çok zor geçirebilirdi. Laf olmaz Meryem abla.
Büyükler küçükleri korur. Korur ha. Seni kim koruyacak bakalım Çiğde Efendi? Herkes Ömer'i ararken meğer Çiğde saklıyormuş Ömer'i. Anneciğim, neydi acaba bizimle konuşacağınız bu çok önemli konu? Holding'de olanları duymayacağımı musadın ha Hülya? Saklanacak şey mi bu? Şey anneciğim. Ha Bahadır. Yani anneciğim şimdi şöyle. Aslında bu konuyu defalarca konuştuk. Ama öyle anlaşılıyor ki arayı fazla uzatmadan sık sık tekrar tekrar benim size bunu hatırlatmam gerekiyor. Metehan oğlu için değerlere bağlılık her şeyden daha önemlidir. Çok haklısınız anneciğim de insan böyle bir an yanılgı içine düşebiliyor. Hani nasıl derler böyle basiretin bağlandı. Bırak Allah aşkına basireti bağlanmak falan. Bunlar affedilecek bahaneler değil Bahadır. Metehan oğlu bugüne kadar her zaman her durumda kazandığı her kuruştan önce çalışanlarının hakkını ayırmakla nam salmıştır. İkiniz de beni şaşkınlık içinde bıraktınız. Ya Allah'ım. Yani personelin her yıl verilen ikramiyesini kesmek de ne oluyor Allah aşkına? Hemen ara personel müdürünü. Bir an önce ikramiyeleri hazırlasın. Anneciğim, biz de tam bu konuda Bahadır'a ne yapacağımıza karar vermemiştik açıkçası. Şöyle anneciğim, yani şirketin parasını böyle ikramiyeydi, yılbaşı eğlencesiydi, yemekti falan diye dağıtmak istemedik. Sonra el atına binmiş çalım satıyor derler. Tamam oğlum. Ama bu bir aile geleneği. Hem çalışanlarını ne kadar mutlu edersen onlardan o kadar verim alırsın. Bu her zaman böyledir. Çok haklısınız anneciğim. Bizimki de işgüzarlık işte. En kısa sürede hemen çalışanların ikramiyelerin dağıtılmasını sağlayacağız. Siz hiç merak etmeyin. Lütfen. Zaten başımızda bu kadar sıkıntı varken bir de bununla uğraşmayalım. Müsaadenizle anneciğim. Başka bir isteğiniz yok değil mi anneciğim? Gel hadi. Kimseler yok ama sen yine sesini çıkarma, tamam mı? Hı hı. Bak burada kalacaksın. Dediğim gibi ben çık demeden sakın ama sakın burnunu bile çıkarma, tamam mı? Kimseler yok ama birazdan gelirler. Ne oldu? Çiş. Söylesene abisi. İyi tuttun yine ha. Ben olsam var ya, oho çoktan. Böylece Hannibal bu savaşı da kazandı. Vay be. Ne büyük adammış bu Hannibal Reis ha. Yani taktikle falan o kadar orduyu dize getirmiş. Vay arkadaş, millet taktikle maktikle koca ülkeleri deviriyor. Biz hala burada veletlerle uğraşıyoruz. Neyse, velet demişken bakalım bu Ömer mevzu ne oldu? Hayırsız evlat bu, hayırsız. Kardeşim Ali'ye kadar gelmiş, benden kaçırıyor. Beynim döndü yeminle ya. Efendim abi? Yok abi, bir haber yok. Tamam abi. Geleyim orada konuşalım. Hürmetler abi. Ayağına çağırıyor bir de beyefendi. Ah saçaklı Meryem. Ah babanı düşürdüğün şu hale bak ya. Gel de açıkla. Yok işte bebe, yok. Ne diyeceğim ben şimdi? Of.
şurada bir beynimizi boşaltalım dedik. 2 dakika huzur vermediniz. Ne oldu daha, ne var? Abi acil durum olmasaydı rahatsız etmezdim seni. Ya uzatma, hadi gir mevzuya, hadi. Abi acil gelmen lazım. Çamur'un anlatacakları var. Bak Doğan, beni boş beleş işler için yani böyle rahatsız ediyorsan... Ömer'le ilgili abi. Gel sen. Dedim ya durum acil. Tamam. Tamam hadi kapa, geliyorum. Güzel. Dediğim gibi ben çık demeden sakın çıkma, tamam mı? Hadi gir bakayım. Hadi ben gittim, iş çok başladı. Çita? Tekin abi. Tekin abi ya. Oğlum av mevsimi bitti. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Hiç. Nasıl hiç? Bu Meryem ablan da hiç gelmedi değil mi buraya? Çita. Meryem ablanla ne konuştunuz? Meryem ablayı görmedim ben. Bak, en son benim ne zaman tepem atmıştı, ha? Geçen çamur için, şu tekne meselesinde. Aferin, çok güzel hatırladın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben Meryem'in buraya geldiğini biliyorum. Ben bir şey daha biliyorum, söyleyeyim mi ne? Senin burada Ömer'i sakladığını da biliyorum. O yüzden bana net cevap ver. Ömer nerede? Ben öyle bir şey yapmadım. Kim dediyse artık. Bak Cita, benim şuradaki damarım var ya, pıt 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 atmaya başlıyor. Beni yapmak istemediğim şeyleri yaptırma. O yüzden bir daha soruyorum. Ömer nerede? Abi kimse bilmiyor mu çocuk nerede? Ben buradayım. Vay vay vay. Doğan bizim ufaklığa bak. Ha? Yani hem kaçak hem de cesurmuş yahu. Küçük ama. Aha mangal gibi yürek var bu çocukta. Aynen abi. Maymuncuk meğer burnumuzun dibindeymiş. Yani gökte ararken hop avcımızın içine düşmüş bu minik kuş. Ama sana aferin çocuğum. Yani bacak kadar boyunla karşıma bu cesaretle çıktı ha. Aferin sana. Ya bir tebrik edeyim seni. Bir şey söyleyeyim sana. Ben cesaretli insanları çok severim. Çok severim. Ama körü körüne cesaret de ne bileyim başa bela mı oğlum? Ne diyorsun lan? Öyle abi, haklısın. Ha? Seyircilerimiz de geldi. Ha? Ya
Daha da gaza geldi be şimdi. Tam da zamanında geldiniz, tam zamanı. Birazdan Bir Ufaklığın Macerasının Hazin Sonu adlı filmi izleyeceksiniz. Başrol oyuncusuna moral vermek için böyle güzel bir alkış, hadi bakalım. Ya Doğan, bu sensin değil mi ya? Ha? Yani abi... Abi sen öyle şey yapınca... ben de bir an gaza geldim yani. Geldin. Ama ben sana hiç takılmayacağım bugün. Niye biliyor musun? Çünkü neşem çok yerinde Doğan. Ne diyorduk? Siz alkışlamadınız ama olsun. Hani keyfim yerinde ya, o yüzden. Ama sen hiç merak etme. Filmin sonunda acısını çıkartacaksın. O zaman şov başlasın abi. Değil mi? Bakalım eşek sudan kaçta geliyormuş ha? Gel gel. Gel gel. Doğan, bu ne? Vallahi ben de anlamadım ki abi. Bizim arabalardan birinin alarmı falan olmasın. E Doğan, neyi bekliyoruz? Göndersene çocuklardan birini. Aa, ben... Fırla, fırla, fırla. Abi! İki kişi kaçıyor. Arabalar çökmüş bunlar. E gitsek ya! Ne çökmesi ya? Çekil Durmuş, çekil şimdi. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada ya? Arabaları çalıyorlar. Ne? Ya Tekin abimin arabasına bu yapılır mı be? Abi ne oluyor? Durmuş, bak bak bak. Şuna bakıyorum abi. Ne oldu Çamur, ne oldu? Abi kapıyı açmışlar. Teybi mi çalmışlar? Kim açmış? Bizden biri mi? Ha? Bilmiyorum. Abi bir şey olmamış gibi görünüyor. Allah Allah. Ömer? Oğlum, hazinem benim. Gel bakayım babacığına. Oğlum. Gel buraya gel. Allah! Kaç abi? Anam. Ah. Ah. Ben size gününüzü göstermez miyim ha? Ya her şey yerli yerinde. Allah Allah. Niye açmışlar ki, ben anlamadım. Abi çocuk kaçıyor, çocuk kaçıyor. Şimdi yakalarım ben abi. Oh, anam, anam, anam. Kırdık galiba abi. Keşke Durmuş, keşke. Mevlüt okutacağım sana. Durmuş. Hadi sen de kalk. Beceriksiz herif. Aşk olsun abi ya. Abi sen de iyice gömdün bizi ya. Sen asıl şu veletlerin yaptığını bir bilsen. Çeşitli engeller çıkardılar ama ben onları aşmasını bildim eyvallah. Yani ayağımı burkmasaydım ben onu yakalardım ya. Bırak Allah aşkına. Yakalarmış. Tazı Durmuş. Ne yaptınız bakayım, anlatın. Ben bir şey yapmadım, düştü. Yok vallahi abi, biz bir şey yapmadık. Var ya, sizden bunun hesabını çok fena sorarım, bak söylüyorum size. Öyle araba alarmları falan, ha?
Organize çete mi oldunuz siz benim başıma ha? Çakal sürüsü. Durmuş. Sen de hemen koş oğlunun peşine. Oyalanma hadi. Hemen abi. Tazı gibi tazı. Tamam abi. Koşmuş. İnsan bir rica eder be. Sıkıysa sen koşsana. Futbolcuymuş bir de. Küçük kabarayı. Durmuş. Buyur abi. Hepsini duydum küçük müçük. Hadi. Ay, Ömer abi küçük Ömer ya. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bakın sabahtan beri bu elim var ya. Yani bir kaşınıyor ki sormayın. Hanginizle başlasam acaba ha? Nereye gitti çamur bu ha? Uçmadı ya. Bilmiyorum abi. Arka sokağa falan girmiş olmasın mı? Allah'ım sen bana yardım et. Senden başka sığınacağım hiç kimsem kalmadı. Onca derdimin arasında bir de bununla uğraşıyorum ya. Dikilmiş oraya bir de dik dik bakıyor. Gitmedi bir ya, gitmedi. Durdu orada öyle. Ne mutluyduk biz. Ne oldu bize böyle ablacığım? Ne bu üstümüzdeki uğursuzluk? Kimin nazarı değdi bize? Aa yetti ama. Rahat ver artık ya. Ne oldu? Sen miydin canım ya? Ne oldu? Kime söyleniyordun öyle? Sesin dışarı kadar geliyor. Levent denen adama. Hani şu... Evet, kaba adam. Parasıyla her şeyi satın alabileceğini zanneden bir... Züppe olabilir mi? Züppe. Kendini beğenmiş bir züppe. Kapının önünde nöbet tutuyor. Kim? Levent Bey mi tutuyor? Bey deme şuna. Tamam demem. Bırak şimdi Levent'i. Ömer'den haber var mı? Var canım var. Bir iyi bir kötü haberim var sana. Kapıda bekleyen adam var ya, buz adam. O yine işin içine girdi. Nasıl yani? Ne alaka? Gel canım içeri geçelim ben anlatacağım sana. Tamam. Usta. Yani işte o arada Ömer kaçmış gitmiş. Bu çocuk sen onu konakta bırakıp gittin diye sana kırgın Meryem. Yoksa niye kaçıp dursun ki habire? Bak kuşlar akşam yardım etmişler. Yakacak battaniye götürmüşler. Evet ya. Çıta ekmeğinin yarısını böldü Ömer'e götürdü. Gözlerimle gördüm. Kıyamam ben onlara. Ama işte bulamadık. Benim derdim zaten bana yetiyor. Bir de dışarıdaki Levent var. Ya insan her yerden çıkar mı? Al öldür yani. Tamam sakin ol. Yüreğim yanıyor Ayşe. Ömer'i bulamadığımız saatler ilerledikçe içim daralıyor. Nefes alamıyor gibi oluyorum. Ben bunlarla uğraşıyorum. Bir de dışarıdaki var. Yani değişik bir adam. Kendine bunu görev edindi sanki. Git işine gücüne bak yani değil mi? Hiç. Bak kesin o geldi. Çita, geç içeri geç.
Ne oldu sana? Yoksa Ömer'i mi buldunuz? Özet geçeceğim Meryem abla. Biz Ömer'i bulduk ama. Ama ne Çıta? Yine mi kaçtı yoksa? Omzuna ne oldu senin? Ya Ömer Tekin'in elini alacağız diye biraz hırpalandık. Salla geç. Tekin'in elinden mi? Of, niye buraya getirmediniz ablacığım önce? Ya gelmek istemedi işte. Kurtaracağız filan derken ne demek istedin? Yine mi kaçtı? Of Allah, yine sokaklarda bir başına. Ha bir de bir ara çok korkuyorum dedi. Ben asıl bunun için geldim Meryem abla. Neden korkuyormuş ki? Sen onu tekrar bıraktığın yere götürürsün diye. Artık orada kalmak istemiyormuş. Neden? Orada ona kötü mü davranmışlar yoksa? Yok be abla, yetimhaneye vereceklermiş garibi. O yüzden kaçmış. Abla ben kaçıyorum. Beni buralarda görürlerse yalan olurum. Tamam ablacığım, sağ ol. Bir şey ihtiyacınız olursa söyle, tamam mı? Meryem, belki öyle değildir. Biz sakin ol önce. Hepsi onun yüzünden. Hepsi. Bak ama böyle üzülecek... Yetti artık Ayşe, yetti. Ömersiz bir dakikaya daha tahammülüm yok artık. Kardeşim sokaklarda bir başına çaresizken ben burada böyle bir şey yapmadan duramam. Ne olursa olsun bulacağım kardeşimi. Bir daha da kimseye vermeyeceğim. Tamam, ben de seninle geliyorum o zaman. Madem onu yetimhaneye verecektiniz, niye benden aldınız? Sen niye? Sakin. Sakin falan olamam ben. Ben size kardeşimi yetimhaneye verin diye mi bıraktım ya? Anlaşıldı. Ne anladın bilmiyorum ama senin için bir kere daha tekrarlıyorum, kaba herif. Kaba herif? Evet, kaba herif. Hatta buz adam da diyeyim istiyorsan, hangisini beğendiysen. Sen hangi hakla kardeşimi yetimhaneye bırakmayı düşünürsün? Senin gibi birinin yanında kalacağına yetimhanede kalması çok daha iyi o çocuk için. Sen mi karar veriyorsun buna? Evet, ben veriyorum. Bir mahsuru mu var? Var. O benim kardeşim. Anladın mı? Benim kardeşim. Ömer'le işiniz bitti artık. Onu aramanı istemiyorum. Sakın peşimden gelme. Sakın. Gitti dalak Tekin Efendi. Sen önce emir ver. Oh. Ufacık boyuna bakmadan nasıl ortadan kayboldu be? Pire gibi maşallah. O kadar adam atlattı. Oh. Kimin oğlu be? Bunu yaptığıma inanamıyorum gerçekten. İğrenç. İşte bu bey. Kaçar mı be aslı senden? Ay iyi atlattık Bahadır. Annen ikramiye falan deyince bir anda böyle boynuna atlayıp öpecektim kadını. Nasıl kasmışsam ben de kendimi. Tam şurama kulunç oturmuş. Hülya'cığım, eğer zahmet olmazsa o güzel ellerine bir masaj yapsana. Asya jacuzziyi de hazırlatayım mı hayatım? Aa, valla ne iyi olur. Ne diyorsun Bahadır? Ne masajı jacuzzisi? Ay daha mahkeme celbini bulamadık. Gir. Bahadır Bey, Hülya'nın müjdemi isterim. Zarfı buldum. Ne diyorsun? Yalnız biraz mayonez bulaşmış. Ne önemi var tatlım, çıkabilirsin. Şükürler olsun Bahadır, zarf açılmamış. Masaj mı diyordun sen? Zahmet olmazsa. Ay ne zahmeti, kocaların kocası. İstersen saatlerce masaj yapabilirim sana. Dön, dön. Madem... Bak tam şurası, omzumu taş, altı aşk. İyice bastır. Oh.